İbrahim Tatlıses'in aracına çarpan kamyon şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Kanında alkole rastlandı. İbrahim Tatlıses'in aracına çarpan kamyonet sürücüsü Gültekin G'nin 34 kanında alkol çıktı. Bu oran yasal sınırın altında bulunması sebebiyle sürücüyle ilgili herhangi bir yaptırımda bulunulmazken, şüpheli sürücü ifadesinde 12 yıl önce Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını, yolun kaygan olması sebebiyle aracın hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de arasında bulunduğu 3 aracın karıştığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince yapılan ilk incelemelerin sonuçlarına sabah ulaştı. Edinilen bilgilere göre, kaza mahallinde ve tatlı sesin aracına çarpan kamyonette arama yapıldı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gültekin G'nin 34 kullanımındaki iki adet cep telefonunda yapılan ön incelemede de herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı. Şüpheli Gültekin nin ifadesine de başvuruldu. İfadesinde, 12 yıl önce Konya'dan Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, kaza günü ortakent bölgesine iş için gittiği sırada zeminin ıslak olması ve fren yapması sebebiyle arabasının kaydığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını söyledi. Kanında alkol çıktı. Gültekin G'nin kan örneği de alındı. Yapılan incelemelerde Gültekin nin kanında alkole rastlandı. 0.10 etanol tespit edilen Gültekin nin kaza saati ile kan örneği alma saati göz önünde bulundurularak yasal sınırın altında olduğu değerlendirmesi yapıldı. Çaraç kazaya karıştı. Bodrum merkezden Yalıkavak mahallesi istikametine seyreden, içinde tatlı sesinde bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüs ve arkasında seyreden 48 BD 731 plakalı araç ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze ilerlediği öğrenilen 48 BZ 087 plakalı kamyonet, hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yoldan geri kayarak şarampolde kayalıklara sıkıştı. Kamyonetinde ön bölümü uçuruma doğru kaydı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda çıkan yangın çevredekiler tarafından söndürüldü. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.